Merhabalar, ben Turgutlu Millet İttifakı Belediye Başkan Adayı Çetin Akın. Bugünkü videomuzda sosyal medya üzerinden gelen soruları cevaplayacağım. Gökhan Gül kardeşimiz, yollar daraldı. Bazı mahallelerde araçlar birbirine sürterek geçiyor. Üstelik park sorunu oluyor. Daha önce sağlı sollu araç konulunca rahatlıkla geçiliyordu. Kaldırımlar esnafa eşya koymaya, masa sandalyeleri, manav eşyalarını koymaya yaradı. Bizler araçlarımızı doğru düzgün evimizin yanına park edemiyoruz. Yer bulamıyoruz. Bu yolların daralmasıyla ilgili bir çalışma yapacak mısınız? Gökhan kardeşim, kesinlikle yapacağız. Turgutlu'nun en büyük sorunlarından bir tanesi otopark ve kaldırım işgalleri. Kaldırım işgalleriyle ilgili yapmış olduğumuz çalışmalar var. Kafamızda olgunlaşan çalışmalar var. Bunları yayaların geçişini engelleyecek şekilde koyan arkadaşlara gerekli şekilde uyarılar yapılacak. Bir sistem doğrultusunda onları da mağdur etmeden, esnafımızı da mağdur etmeden ama yayamızı da mağdur etmeden çok ciddi çözüm yolları ve önerilerimiz olacak. Bunun haricinde yolların daralması ile ilgili yollar Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak yapıldığı söylenen yollar. Fakat biz bu konuda da yollarımızın Avrupa Birliği'ne uygun yapılması, kaldırımlarımızın Avrupa Birliği şartlarına uygun yapılması konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Ama bizim yollarımız o standartlara uygun değil. Bunlarla ilgili de önümüzdeki günlerde gerek otoparkla ilgili, gerekse tek şeritli yolların kazandığımızda tek şeritli gidiş gelişli yollarla ilgili çalışmalarımızı basın yoluyla ve meydan çalışmalarımızda, saha çalışmalarımızda bu konuyla ilgili düşüncelerimizi açıklayacağız. İsmail Demirtaş kardeşimiz, cumartesi pazarının üst tarafta olmasını, alt tarafında otopark olmasını istiyoruz. Başarılar başkanım. Bu konuyla ilgili önceki yapılan çalışmalarda asıl amaç cumartesi günü oluşan trafik yoğunluğunun önüne geçmek. Ama Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu proje yapılması gereken, trafik yoğunluğu azaltması gereken bir çalışma olmadı maalesef. Cumartesi günleri hala trafik yoğunluğumuz yaşanıyor. Orada pazarcılık yapan esnaf arkadaşlarımız çok zor şartlar altında pazarcılık yapıyorlar. Pazara gelen vatandaşlarımız çok zor şartlar altında pazar alışverişlerini yapabiliyorlar. Bunlarla ilgili Büyükşehir Belediye Başkan adayımızla bu konuyu görüştük. Fakat 9 milyon TL'lik bir bütçeyle yapılmış bir beton yığını var orada. O yığını kaldırmak ya da pazarı üst tarafa çıkarmak o kadar kolay değil. Pazarı üst tarafa çıkardığımızda tuhafiyeci esnaflarımız da var. Bildiğim kadarıyla 148-150 tezgah sahibi tuhafiyeci arkadaşlarımız var. Onların mağduriyetleri söz konusu olacak. Biz inşallah kazandığımızda Orkun Başkanımızın bir sözü oldu dün saha çalışmalarında. Cumartesi pazarı biliyorsunuz daha önce de Turgutlu Belediyesi'nin malıyken Büyükşehir Belediyesi'ne tapusuyla bir devri yapıldı. Biz Orkun Başkanımızdan kazanması durumunda Pazarcılar Odası ve Esnaf Odaları ile yaptığımız toplantıda tekrar tapunun Turgutlu Belediyesi'ne geçmesini talep ettik. Orkun Başkanımız da bu sözü bize verdi. İnşallah kazanmamız durumunda cumartesi pazarında sağlıklı çözüm neyse her zaman söylediğimiz gibi esnaf odalarımız, vatandaşımız, orada hizmet veren pazarcımız da oturup sağlıklı bir karar verip Turgutlu halkını bu anlamda rahatlatmayı hedefliyoruz. Levent Akıncı, evet sevgili Levent hocam, yerli tohum istasyonunu Turgutlu Belediyesi derhal açmalı ve tarıma ağırlık verilmelidir. Tarım varsa kasaba vardır. Bu konuyla ilgili de Büyükşehir Belediye Başkan adayımız İyi Parti'den Orkun Şıktaşlı 4 toplantı yaptı. Çok güzel projeleri var. Bir tarım AŞ'den bahsediyor. Bu tarım AŞ'nin içerisinde de yerli tohum istasyonu kesinlikle olmazsa olmazlardan bir tanesi. Size birkaç sorum olacak. Eskişehir'deki uygulama gibi halk süt, halk ekmek satış yerleri açacak mısınız? Turgutlu'nun belirli yerlerine işçi ailelerinin çocukları için kreş açacak mısınız? Emeklilerin sosyal yaşama kazandırılması adına turlar, geziler düzenleyecek misiniz? Ahmet kardeşim, yine Büyükşehir Belediye Başkanımızdan bahsetmek istiyorum. Bu tarım AŞ'nin içerisinde kesinlikle dolabınızı açtığınızda Manisa süt olacak. Biz bunları gerçekten çok ciddi planlamalar yapıyoruz. Bu projenin içerisinde bunlar var. Onun haricindeki sorunuz, kreş açacak mısınız? Evet, kreş açacak.
çalışacağız. İlk kreşimiz Mustafa Kemal ve Atatürk mahallelerinin arasında iki mahallenin ortak yararlanabilecek olduğu bir kreş çalışmamız var. İkinci kreş çalışmamız da Albayrak Mahallesi, Bozkurt Mahallesi ve Turgutlar Mahallesi'nin faydalanacak olduğu ikinci bir kreş projemiz var. Diğer mahallelerimizle ilgili de uygun yerler ve uygun şartlar arıyoruz. Bunu niye söylüyorum? Bu iki kreş projemiz ne kadar rentable çalışacak, bizim düşüncelerimize, halkımıza ne kadar hizmet verecek, onu gördükten sonra diğer mahallelerimizin de yararlanabilecek olduğu kreş çalışmalarımız olacak. Niye bu saydığım mahallelerde düşündük? Gerçekten o mahalleler şu anda hizmet anlamında geri kalmış mahallelerimiz ve kadınlarımız ova işlerine, fabrika işlerine giriyor. Ailelerinin bütçelerine katkı sunmaya çalışıyorlar. Çocuklarından dolayı da bu konuda ciddi rahatsızlıklar var. Saha çalışmalarımızda bunu tespit ettik. Özellikle de bu mahallelerimizi tespit ederek orada çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. Bir diğer sorunuz Ahmet Bey, turlar, geziler düzenleyecek misiniz? Sosyal belediyeciliğin olmazsa olmazları Ahmet Bey. Bu konuda geçmiş dönemlerde bizim 89 ve 94 yılları arasında yaptığımız sosyal belediyecilikte bunun uygulamaları yapılmıştır. Bundan sonra da kesinlikle bu tür uygulamalarımız hayata geçirilecek. Sedat Babacan kardeşimiz, çarşıdaki yollar düzelecek mi? Bir de bizler burası çok önemli. Atatepe sakinleri yapılan yeni yolda yayaların karşıya geçecekleri yaya kaldırımları yapacak mısınız? Özellikle cephanelik yolu hizası eski garaj karşısını başkanım. Evet, bir eylem planımız var. Onu saha çalışmalarımızda açıklıyoruz. 90 gün içerisinde vatandaşın deyimiyle o çukurlar, yollarımızdaki çukurlar, vatandaşımız onlara köstebek yuvası diyor. Yollarımızdaki, çarşıdaki yollarımızdaki köstebek yuvaları 90 gün içerisinde belediyenin bütün imkanları seferber edilerek, başında da ben olmak üzere diyorum, 90 gün içerisindeki yapacak olduğumuz ilk projemiz odur. Onun haricinde yapılan yolda yayaların karşıya geçecekleri yaya kaldırımı yapacak mısınız? Büyükşehir Belediyesi yolu yaptı ama eksiklerinin olduğunu görüyoruz. Servilitepe'de mahallesinde yaşayan vatandaşlarımız 2 yıldır mağdur edilmişti. O 2 yılın sonunda da eksikleriyle dolu bir proje hayata geçirildi. Bizim kazanmamız durumunda mahallenin ihtiyaçları, mahalle muhtarımız ve mahalle sakinlerimiz olmak üzere değerlendirilip yapılması gereken bütün çalışmalar yapılacaktır. Özellikle cephanelik yolu hizası eski garaj karşısı başkanım demişsiniz. Buradan Servilitepe'ye bir müjde vermek istiyorum. Cephanelik yolunda 13.500 metrekarelik belediyemize ait bir rekreasyon alanı var. O rekreasyon alanını ilk etapta hayata geçirmeye çalışacağız. Servitepe'ye de çok güzel yeşil alan ve çocuklarımızın nefes alabilecek olduğu oyun alanları yaratacağız. Bunları yaparken de ilk önce de ulaşım hakkınızı, yollarınızı yapacağız. Ayten Karcı, Sayın Başkan, Turgutlu toz toprak içinde sizden ricam, yılların CHP'lisi olarak temizliğe önem vermenizi istiyor. Başarılar diliyorum. Selamlar. Selamlar Ayten Hanım. Maalesef Turgutlu'muz her tarafı toz toprak içerisinde. O biraz önce bahsettiğim eylem planımızda bu toz toprak içerisinden Turgutlu'muzu kurtarıp vatandaşlarımızın ulaşım hakkını ve nefes alma hakkını tekrar kazandırmayı planlıyoruz. İlk yapacak olduğumuz işlerden bir tanesi de budur. Selam Çetin Bey. Ben Servilitepe'den Ahmet. 6 yıldır sondaj suyu içiyoruz. Acil olan bize temiz su. Çarşının trafiğe kapatılmasını istiyoruz. Halk gezemiyor, rahat alışveriş yapamıyor. Ahmet Bey biliyorsunuz Büyükşehir Belediye Kanunu'yla su ve kanalizasyon işleri Büyükşehir Belediyesi'nin yetki ve sorumluluğunda. Ama bizim iyi yürekli, iyi partili Büyükşehir Belediye Başkan adayımız bu konuyla ilgili bize bir sözü var. Bu sözü nedir? Seçilmemiz durumunda Turgutlu'da bütün yetkilerini kullanabileceği konusunda bir sözü oldu. Neden böyle bir söz verdi? Büyükşehir Kanunu çift başlı yürüyor. Biliyorsunuz bir koordinatörümüz var. Maske koordinatörü dediğimiz. Orkun Başkanımız bana şunu söyledi. Maske binasını Turgutlu Belediyesi'ne taşı. Ve bütün yetkilerimin devrini, Büyükşehir Belediye Başkanı yetkilerimi size devredeceğim dedi. Yani bu ne demek oluyor? Seçilmiş Turgutlu Belediye Başkanı bundan sonra vatandaşına bu benim işim değil, büyükşehirin işi demeyecek. Böyle bir başkanımız olacak. Orkun Başkanımız da bu yetkiyi verdi. Bizler inşallah kazanmamız durumunda o su hakkını, temiz su içme hakkını da vatandaşımıza kazandırmış olacağız. Çarşıyla ilgili de başka sorular gelir mi bilmiyorum ama burada bu konuyu açıklayayım. Soru gelirse de geçeriz. Bütün soruları cevaplandıracağım. Turgutlu'nun en büyük sorunlarından bir tanesi otopark, trafik sorunu. Biz bu sorunu çözümüyle ilgili bir proje hazırladık. Projemiz bizim şu anda 50. yıl alanı ve karpuz kaldıran parkı dediğimiz
alanın altında. Toplam alan 17 bin metrekare bir alan. 17 bin metrekare alanın altında 7 katlı bir otopark projemiz var. Turgutlu'nun ihtiyacını karşılayacak, otopark sorununu çözecek, dışarıdan gelen veya Turgutlu'ya giren herkesin aracını o noktada bırakıp ondan sonra Turgutlu'ya girmesini sağlayacak bir projemiz var. Bunu gerçekleştirebilirsek vatandaşlarımız çok rahat alışverişlerini tamamlayabilecekler. İbrahim Sever, başkan adayım. Ben sadece merakımdan soruyorum. Yanlış anlamazsanız benim merakım ilk önce HDP'liler CHP'ye oy verecek mi? Verecekse çıkarları ne? Yapılması gereken işlere gelince Turgutlu bence gayet güzel. Siz ya da öbür başkanlardan hangisi geçerse geçsin biz Turgutlu halkı olarak çalan, cebine indiren başkan istemiyoruz. Halkla iç içe olun. Başkan olursanız bunu yaparsanız çok seviniriz. Saygılar. İbrahim kardeşim, biz Millet İttifakı'ndayız. Bu ittifakta Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti arasında kurulmuş bir ittifaktır. Ancak ben yalnızca HDP'lilerin değil, Turgutlu'da yaşayan bütün vatandaşlarımın oyuna talibim. Burada bizim vatandaşlarımız arasında seçme şansımız yok. AK Partili, MHP'li, İyi Partili, CHP'li, Saadet Partili, HDP'li kim vatandaşımız varsa bana oylarını gönül rahatlığıyla versinler. Çetin Akın işin ehli bir belediye başkan adayı, Turgutlu Belediyesi'ni çok iyi tanıyan, Turgutlu'nun sorunlarını bilen bir belediye başkan adayı. Çetin Akın çalışkan bir belediye başkan adayı. Çetin Akın becerikli bir belediye başkan adayı. Diğer sorunuza da cevap veriyorum. Çetin Akın namuslu bir belediye başkan adayı. Çetin Akın bugüne kadar şaibesiz kalmış ve hayatını inançla ve namusuyla yürütmüş bir adaydır. Hiçbir şekilde cebine indirmesi söz konusu değildir. Zannediyorum HDP ile ilgili verdiğim cevap da tatmin etmiştir sizi. Ben Turgutlu'da yaşayan bütün vatandaşlarımızın oylarına talibim. Onun haricinde halkla iç içe olacak mısınız? Yani bütün Turgutlu 50 yaşında bir aday gördü ve bu 50 yaşında aday belediye başkan adayı olacakmış gibi hiç yaşamadı Turgutlu'da. Berberi belli, yemek yediği lokantaları belli, oturduğu kahveleri belli. Cenazelerin içinde varım, düğünlerde varım, halkımın taziyesinde varım, her yerde varım. İnşallah bundan sonra da öyle olacağım. Sağ çalışmalarımda şunu da söylüyorum. Eğer vatandaşıma ben söylediklerimi gerçekleştiremeyeceksem, eğer bugünkü yaşantımdan bir taviz vereceksem bize nasip olmasın diyen de bir adayım. Bunu samimiyetimle her yerde söylüyorum. Sizlere de bu konuda bunu ifade etmekte yarar görüyorum. Trafik sorunu ve otopark onları nasıl çözmeyi düşünüyorsunuz? Bir de daralan yollar ve geniş kaldırımlara evinin savunumundaymış gibi yayılan esnaflara gereken yapılır inşallah. Başarılar diliyorum. Şimdi bunlara kısmi olarak cevap vermiştim. Önceki sorular da aynı şekilde gelmişti. Biraz daha açmak istiyorum. Trafik sorunu yalnızca otoparkla çözme durumunda söz konusu olamaz. Bunun yanında yan tedbirler almak lazım. Bu yan tedbirlerden bir tanesi belediyeyi vatandaşın ayağına götürmek. Ne demek istiyorum? Selviltepe 18 bin nüfuslu bir mahallemiz, belediyenin hizmet noktası yok. Dolayısıyla vatandaşlarımız bütün işleriyle ilgili orada bir ATM yok. Orada işte ödeme yapabilecek olduğu noktalar yok. Bunların kazandırılması ile ilgili çalışmaları başlatıp projeleri üretip otoparkı da yaptığımızda Ergenekon Mahallesi'ne aynı hizmet noktalarını götürdüğümüzde, Urganlı Mahallemize, Derbent Mahallesi'ne aynı hizmet noktalarını götürdüğümüzde trafik sorunu otomatikman otoparkla birlikte doğru çalışma neticesinde çözüleceğine inancımız var. Bu inançla da projelerimizi hazırlıyoruz. Muhammed Çabuk, ekstra şehir içi dolmuş ücretleri alacak mı ve katlı otopark yapılacak mı? Biz katlı otoparkı yer altına yapmayı planlıyoruz. Şehir içi dolmuş ücretleriyle ilgili de Büyükşehir Belediye Başkan adayımızın biraz önce söylediğim gibi bir yetki devri söz konusu. Bu yetki devrini yaptıktan sonra bizim her zaman söylediğimiz gibi bütün projelerimizde yapmak istediğimiz işlerde oradaki esnafımızın ve vatandaşımızın düşüncelerini alarak gerekli çalışmaları yapacağız. Veysi Ekin, Turgut'taki otopark sorunu ne olacak ve şu anda halkın içinde olduğunuz gibi kazandıktan sonra da olacak mısınız? Veysi kardeşim, biraz önce bu konuyla ilgili açıklamalarımı yaptım. Başka sorunuz olursa yanıtlamaya hazırım. Sibel, CHP'den halkın içinde aday çıkması güzel. Hayırlı olsun, başarılar dilerim. Tek sorun var, belediye maskede vesaire işe yaramayan, oturduğu masanın hakkını vermeyen, bilgisayarın tuşlarını bulamayan, gereksiz tepeden inme mevcut. Bizim vergilerimizle hak etmedikleri maaş alanlar hakkında ne yapacaksınız? Sibel Hanım, 5 yıl
personelden sorumlu belediye başkan yardımcılığı yaptım. Turgutlu Belediyesi'nde çalışan bütün personellerimizin iş kabiliyetlerini biliyorum. Ve sahaya çıktığımız ilk günden beri söylediğimiz bir söylem var. Biz hiç kimsenin aşıyla, ekmeğiyle oynamayacağız. Bu kesin. İnsanların siyasi görüşüne bakıp da işten çıkarmalar yapmayacağız diyoruz. Ama devam ediyoruz. Ne diyoruz? Ekmeğini alın teriyle evine götürmeyen kim varsa onunla işimiz olmaz diyoruz. Perihan Yurdakul, size başkanlık yarışında başarılar dilerim. Bekir Bey'e de geçen seçimde ilettiğim gibi kaldırımların boş zamanlarını değerlendirerek güzel çalışmalar yaptıkları bir halk eğitim merkezi istiyorum. Sağlık açısından hijyenik olmayan, ısınma sorunu olan ve en önemlisi tavanın akmasından dolayı küplenmiş ve dökülmüş tavanlar Turgutlu kadınların bu kötü şartlardan daha iyi bir binaya sahip olmasını istiyorum. Bu konu hakkında projeniz nedir? Teşekkür ederim. Sevgili Perihan Hanım, bizim bu konuyla ilgili iki tane önemli projemiz var kadınlarımızla ilgili. Birincisi Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki yeni yapılan futbol sahamız. Ortasında 45 bin metrekarelik bir arazimiz var. Hazineden kapalı pazar yeri yapılması maksadıyla kiralanmış bir arazi. Ama kamu yararı olduğu için orada farklı projeler de geliştirebiliyorsunuz. Burada Turgutlu için bir müjde olarak da bunu düşünebilirsiniz. Bir fuar alanımız olacak. Bu fuar alanının içerisinde kadınlarımız el işi, göz nuru, evinde yaptığı ürünleri 30 adet bungalov tarzı büfelerde günün 24 saatinde satışa sunabilecek. Burada ticaret yapmalarına müsaade etmem ama evinde ürettikleri malların pazarlaması ile ilgili kadınlarımızın çok ciddi bir sıkıntısı var. Ben onların ekonomiye katkı sağlamaları ile ilgili önlerini açacağım ve işlerini kolaylaştıracağım. Diğer bir konumuz Ergenekon Mahallesi'nde belediye ait 4500 metrekarelik bir alanımız var. Burada da bir kültür sarayı projemiz var. Benim de olmazsa olmazlarımdan bu konuyla ilgili yapmış olduğumuz araştırmalarda Turgutlu'nun bütün sosyal ve kültürel etkinliklerinin toplanacak olduğu bir proje. Çok da güzel olacak. Turgutlu'ya yakışan bir projemiz olacak. Bu konuda size müjde vermeyi düşünüyorum. Asım Güneş, Çetin Bey, en zaruri ihtiyaç olan Turgutlu hayvancılık memleketidir. Bir büyük baş ve küçük baş hayvan pazarı olması şarttır. Cenab-ı Allah yardımcın olsun. Asım kardeşim, hayvan pazarı projemiz de olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi. Yeri de hazır. İmar planında hayvan pazarı olarak ayrılmış 15.700 metrekarelik mevcut mezbahanın yan tarafında bir alanımız var. Bunu gönül rahatlığıyla söylüyorum. Vatandaşımız da, arsa sahibimizle de görüştüm. Onun için bu projeyi açıkladım. Projemizi geliştirdik. Vatandaşlarımızın da kamulaştırılması ile ilgili, yerin kamulaştırılması ile ilgili bir talebim var. Projemiz hazır. Proje kitapçığımızda sizler bu projeyi göreceksiniz. Turgutlu'ya hayvan pazarımız hayırlı olsun. Ömer Kalkan, Turgutlu'da Manisa Büyükşehir'le bağlı bazı caddeler var. Bu caddeleri esnaf sıfır kaldırım işgali altında kullanmaları yasak ama Turgutlu'ya ait sokaklarda esnaf dilediği gibi kullanabiliyor. Bu ayrımcılık konusunda bir çalışmanız var mı? Dükkan önlerini kullanabilecekleri için bir çizgi çekilebilir. Sevgili Ömer kardeşim, bu konuyla ilgili benim belediye başkan yardımcılığı yaptığım dönemde bir çalışmamız olmuştu. Atatürk Bulvarı, Manisa Yolu, Cumhuriyet Cevdet Öktem Caddesi, Piyaloğlu Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Akçakmak Yolu. Buralarda esnafımıza kullanmalarıyla ilgili 50 santimlik bir alanı bırakmıştık. Eğer esnaf odaları, vatandaşlarımız bu konuyla ilgili yaptığımız görüşmelerde olumlu bakarsa yine aynı şekilde Turgutlu'nun her yerinde, yalnızca Büyükşehir caddelerinde değil, Turgutlu'nun her yerinde bu tür bir uygulama yapmayı düşünüyoruz. Kadir Sevinçli, başkanım öncelikle yolunuz açık olsun. Ben Atatürk Mahallesi'nde ikamet ediyorum. Mahallemizin başlıca sorunları yollar, kaldırımlar ve Irlamaz Vadisi ikinci etap olarak öne çıkmaktadır. İnşallah seçilmeniz durumunda size Atatürk Mahallesi ile ilgili projelerimiz vardır. Varsa nelerdir? Teşekkürler. Kadir Bey, mahalle çalışmalarımızda anlatıyorum projelerimi. Öncelikle yapmamız gereken projelerden bir tanesi set üstü sokakta, Mustafa Kemal ve Atatürk Mahallesi'ni kapsayan set üstü sokakta çift girişli bir yol yapacağız. Bu olmazsa olmazımız. Biraz önce de açıkladım, bir kreş çalışmamız olacak. Yine Mustafa Kemal ve Atatürk Mahallesi'nin faydalanabilecek olduğu. Orada bir taziye evi projemiz var. Atatürk Mahallesi'nde yine çok ciddi bir okul sorunu var. Ortaokul sorunu var. Yaptığımız saha çalışmalarında bunu gördük. Bu konuyla ilgili Atatürk Mahallesi ve Mustafa Kemal Mahallesi'ne bir müjde vermek istiyorum. Seçimi kazanmamız durumunda bir hayırsever vatandaşımızdan okulun yapımı ile ilgili sözümüzü aldık. O okulumuz da yapılacak. Bunun yanında su baskını yaşanan, yağmur yağdığında su baskını yaşanan sokaklarımız var. Bu sokaklarla ilgili de gerekli yağmurlama altyapısıyla ilgili çalışmalarımızı yaptık. Teknik elemanlarımız bu konuda projelerini hazırlıyorlar ve sahada açıklamalarını yapıyoruz.
Irlımız'ın ikinci etabı ile ilgili de biraz önce de projemden bahsettim. 45 bin metrekarelik ikinci etapın başladığı hemen ilk bölümde 45 bin metrekarelik bir fuar alanı projemiz var. Onun haricinde orada kuruyan ağaçlarla ilgili bir takım çalışmalar yaptık. Toprak analizleri yaptırıyorum. Orada uygun ağaçlar neler olur bunları araştırıyorum. Kazanmamız durumunda da ikinci etapta hem ağaçlandırma hem de çocuk oyun alan grupları yaratma konusunda ciddi bir projemiz var. Murat Baştur, başkanım, biz çocuklar bir yere futbol oynamaya gidiyoruz. Fakat bizi her yerden kovalıyorlar. Hani çocuklar mahalle neşesidir. Öyle bir şey yok. Biz de bu yüzden sizden çocukların sporlar ile daha çok ilgilenmesi için güzel bir çalışma istiyoruz. Böyle bir düşünce aklınızda var mı? Kesinlikle var. Bizim 11 maddelik bir seçim manifestomuz var. O 11 maddelik seçim manifestomuzun ikinci konu başlığı gençlik, üçüncü konu başlığı da spor arkadaşlar. Bu konuyla ilgili çok ciddi çalışmalarımız var. Gençlikle ilgili çok ciddi düşüncelerimiz var. Özellikle sporla ilgili de her yerde söylüyorum. Bir tane belediye başkan yardımcım sporla ilgilenecek. Bu anlamda sokaklarda yaşayan çocuklarımızın spor sahalarına, bu anlamda deve güreşi yapan, binicilik, atçılıkla ilgilenen, bunun yanında yağlı güreşle ilgilenen, bunun yanında basket, handball, şimdi yeni yeni modalarımız var, judo, muay thai, kickbox gibi sporlarla ilgilenen arkadaşlar ve diğer bütün amatör spor kulüpleri kesinlikle benim bir belediye başkan yardımcım muhataplarıdır. İşini en iyi şekilde yapacaktır. Benim kontrolümde de bu konuda ciddi projeler üreteceğiz. Nurcan Kerem, Atatürk Mahallesi Dürüst Sokak doğalgaz istiyoruz. Çok hoş bir tesadüf oldu Nurcan Hanım. Bugün akşam üzeri sizinle canlı konuştuk bu soruyu. Şimdi de sosyal medya üzerinden cevaplayayım. Aslında cevaplamıştım soruyu. Ben size sözümdür, Dürüst Sokak doğalgazlı olacak. Ama siz de sözünüzü tutun, artık çalışmalara katılın. Bu akşam söz verdiğiniz gibi. İsmail Falcı, başkanım, makam arabası kullanacak mısın? Yani bu konuda artık samimiyetimi biliyorsunuz. Turgut da halkı samimiyetimi biliyor. İlk yola çıktığım günden beri söylüyorum. Makam arabası kesinlikle kullanmayacağım. Kullandığımı görürseniz de camlarını kırın diyorum. İsmail kardeşim, sana da bu yetkiyi verdim. Makam arabası kullanırken görürsen camını kırabilirsin. Güldem Şeker, cumartesi pazarının yerinden düzenlenmesini istiyoruz. Başarılar. Güldem Hanım, bu sorunun da cevabını verdim. Cumartesi pazarı ile ilgili çok ciddi düşüncelerimiz var. Bunu inşallah hayata geçirmek bize nasip olur. Nevreste Sarı, Turgutlu'ya vize istasyonu istiyoruz. Turgutlu'nun gerçekten bu konuda ciddi bir ihtiyacı var. Bu konuyla ilgili de şoförler odasının bu konuyla ilgili, diğer oda başkanlarının bu konuyla ilgili yaptığı çalışmalar olduğunu biliyorum. Bu çalışmalara kurumsal destek vereceğimi taahhüt ediyorum. Turgay 62, Dersim'de bir Ovacık örneği var. Çetin Akın Ovacık benzeri bir çalışma yapacak mı? Güzel bir soru. Daha iyisi olacak. Turgay kardeşim, daha iyisi olacak. Turgutlu'nun derdiyle dertlenen, memleket derdiyle dertlenen bir belediye başkanınız olacak. O acık belediye başkanını buradan kutluyorum. Çok güzel işler yapıyor. Harika işler yapıyor. Hem yaşadığı bölgeyle ilgili, ilçeyle ilgili çok güzel işler yapıyor. Hem Türkiye'ye örnek olacak çok güzel projelere imza atıyor. Benim de söylemlerime dikkat ediyorsanız, işte makam arabası kullanmayacağım, belediyenin belediye başkanlığını kazandığımızda bir kapımız olmayacak. Belki de ondan esinlenerek olmuştur. Bunu samimiyetle söylüyorum. Ama inşallah biz daha ilerini yapacağız. Bu konuda da Turgutlu'nun hiçbir endişesi olmasın. Usarman 35. Turgutlu'ya kazandıracağınız en büyük proje nedir? Turgutlu'ya kazandıracağımız en büyük proje gönül dostluğu, huzur. Turgutlu'ya beton yığınları değil, insan yığınları biriktirmeyi hedefliyoruz. En büyük projemiz bu. Bununla ilgili sahalarda söylediğim söylemler çok net ve aşikardır. Bu konuda Turgutlu'nun ihtiyaçlarını bildiğimi diğer sorularda anlatmıştım. 27 yıldır bir belediyecilik tecrübemiz var, bürokrat olarak yaptığımız görevler var. Bundan sonra da Turgutlu'ya biz inşallah gönül yığınları biriktireceğiz. Bu konuda Turgutlu halkının samimiyetimizden, cesaretimizden hiç şüphesi olmasın. En büyük projemiz de budur. Huzur, güven, mutluluk, sevgi, saygı, bundan daha büyük proje yok arkadaşlar. Bütün hemşehrilerime bu anlamda sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Eğer gönüller bir olursa, dostluk, kardeşlik olursa, arkadaşlık olursa, samimiyet olursa, en önemlisi namus olursa hiç sıkıntı olmaz. Bütün projelerimizi gerçekleştiririz el birliğiyle, hep beraber, bütün Turgutlu'yla beraber. Biz 61 mahallemize de hizmetlerin en güzellerini yapmak için adayız.
gönül dostlarıyız. O gönül birlikteliğini kurduğumuz sürece de her türlü başarının geleceğini, çok büyük projelerin birlikte başarılabileceğini bütün Turgutlu'ya, bütün Manisa'ya, bütün Türkiye'ye göstereceğiz. Sevgiler sunuyorum. Berktaş 1. Gençler hakkında projelerinizi açıklar mısınız? Sevgili kardeşim, 11 maddelik seçim manifestosundan bahsetmiştik. Bunların birinci konu başlığı olmazsa olmazımız doğa ve çevremiz. Burada her zaman söylüyorum. Diyorum ki doğa ve çevre ile ilgili kurumsal bir tepkimiz olacak. Yasal zeminler bize ne kadar el verir onu bilemem. Neyin önüne geçebilecek olduğumuzu yaşayarak göreceğiz. Ama kesinlikle Çaldağ ile ilgili, jeotermallerle ilgili, soluduğumuz Manisa bölgesindeki en kötü hava ile ilgili çok ciddi tepkilerimiz olacak ve kurumsal bir tepki olacak. Bu konuda çalışma yapan derneklerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız var. Onların her zaman söylediğim gibi hem ekonomik olarak hem de kurumsal olarak kesinlikle karşısında olacağız. İkinci konu başlığımızda gençlik diyoruz. Her yerde bunu söylüyoruz. Gençlikle ilgili projelerim şu. Ben yaptım olduğu mantığıyla hiçbir şey olmayacak. Turgutlu Belediyesi seçilmiş. 31 Mart'ta seçilecek. 31 şehir meclis üyesiyle 5 yıl idare edilecek. Biz ne diyoruz? 31 genç meclis adayımız olacak. Genç meclisimiz olacak. Yasal zemin olmasa da biz bu 31 genç meclisimizde toplantılar yapıp gençlerle ilgili kararları birlikte vereceğiz diyoruz. Neden diyoruz? Gençlerin çok ciddi sorunları var. Bir jenerasyon farkımız var. Biz 50 yaşındayız. Gençlerimiz 10 yaşında, 15 yaşında, 20 yaşında, 25 yaşında. Bunu oluşturacak olduğumuz gençlik meclisinin profili de meslek yüksek okulu, üniversite, bütün siyasi partilerin, legal anlamda siyaset yapan bütün siyasi partilerin gençlik kolları, lise ve denge okullarından oluşacak. Bu 31 şehir meclis üyesiyle biz ayda nasıl Turgutlu Belediyesi meclisiyle toplantı yapıyorsak, bu arkadaşlarımızla toplantılar yapacağız. Onların sorunlarıyla ilgili çözüm odaklı projeler üreteceğiz. Ben bugün ben yaptı oldu mantığı olmayacak derken bunu anlatmak istemiştim. Gençlerimizin derdi nedir? Sorunlarını nasıl çözebiliriz? Bunun hesabını hep birlikte yapıp, hep birlikte kararlar vereceğiz. Ve onun sonunda da gençlerimizin sorunlarıyla ilgili çözüm yollarını ve projelerini birlikte oluşturacağız. Bu Çetin Akın sözüdür. Dikkat ederseniz bugüne kadar böyle bir sözü hiç vermemiştim. Ama gençler bizim geleceğimizdir. Cumhuriyetin teminatıdır. Bu ülkenin teminatıdır. Onun için gençlere çok ciddi ve sonuna kadar, belediyenin bütün kaynaklarını sonuna kadar kullanarak, onların geleceğiyle ilgili, onların ülkemizin geleceğini düşünerek birlikte ürettiğimiz projelerde bütün katkıları sunmayı planlıyorum. Emrah Kırmızılı, adı geçici barınak olan hayvanların sefalet içinde yaşadığı yer için ne düşünüyorsunuz? Bizim hazırladığımız 11 maddelik seçim manifestosunda sahipsiz canlılar diye bir konu başlığımız var. Bu konuda ne kadar sıkıntılar olduğunu, benim ne kadar muzdarip olduğumu, ailemin, çocuklarımın ne kadar muzdarip olduğunu, Turgut'ta yaşayan vatandaşlarımızın ne kadar muzdarip olduğunu çok iyi bilen insanlardan bir tanesiyim. Yine söylediğim gibi 27 yıllık belediyecilik tecrübesinden sonra ben bunun Büyükşehir Belediyesi'nin işi deme şansımın olmadığını düşünüyorum. Bu konuyla ilgili de bir barınak projesi hazırladık. Sahipsiz canlılar başlığını koyduk. Bu başlık adı altında da çok güzel bir proje hazırladık. Eksikleri var. Geçen gün hayvansever arkadaşlarımızla bir toplantı yaptık. Eksiklerinin olduğunu söyledi projede. Ben de bu projenin yalnızca iyi niyetle hazırlanmış bir proje olduğunu söyleyerek, benim görevimin olmamasına rağmen, Turgutlu Belediyesi'nin görevi olmamasına rağmen bunu sahalarda yaptığım çalışmalarda söz verdiğimi söyledim kendisine. Çok ciddi katkılar sundu. İstanbul'dan örneklerle geldi. İstanbul'da yapılmış gerçekten başarılı çalışmalar var. Bununla ilgili bize örnekler gösterdi. Ona bir söz verdi. Dedim ki seçilmemiz durumunda Büyükşehir Belediye Başkanı kim olursa olsun gideceğiz. Büyükşehir'de ben doğal olarak Büyükşehir Belediye Meclis üyesi de olacağım. Orada bu projemi açıklayacağım. Kabul ettirebilirsem hep birlikte yapacağız. Büyükşehir'in görevini Büyükşehir'e yaptıracağız. Ama kabul etmemeleri durumunda sahipsiz canlılara sahip çıkmak için gerçekleştirilebilecek bir proje hazırladım ve o projenin zenginleştirilmesini paydaşlarımızla beraber, hayvanseverlerimiz ve bu konuyla ilgili önceki örnekler de değerlendirilerek en iyi şekilde hayata geçireceğim. Bu konuda hiç kimsenin endişesi olmasın. Son sorumuzu zannediyorum. Ezgi Elidemir 10. Neden aday oldunuz?
Çok güzel bir soru arkadaşlar. Neden aday oldum? Hep söylüyoruz ya, yani afişlerimizde de bastığımızda 27 yıllık belediyecilik tecrübesiyle dedik. Ben belediyenin en alt kademesinden en üst kademesine kadar görev yapmış bir belediye başkan adayıyım. Devlet memuru olarak görev yaptım. 1989'da Sosyal Demokrat Halkçı Parti ile Turgut'la seçimi kazandık. Bir tarih yazdık. Ondan sonraki bizim belediyecilik hayatımız başladı. Rahmetli İsmail Kırdar başkanımızla çok güzel işlere de imza attık o dönemde. Selvi Tepe'nin sorunlarını çözdük, pazarcılarımızın sorunlarını çözdük. İlk defa kapalı pazar yeri yaptık, Atatürk Bulvarı'nı yaptık. O dar ve kısıtlı imkanlarla Turgut'umuza müthiş bir hizmet içerisinde olduk. Ondan sonraki süreçlerde de sürekli riyasete uygun olarak devlet memuru anlamında kademeleri aşarak İşte zabıtada komiserlik yaptık, zabıta müdürlüğü yaptık. Ondan sonrasında geçtik, insan kaynakları ve eğitim müdürlüğü yaptık. Özel kalemdir, belediye başkan yardımcılığıdır. Birçok şeyde görev aldım. Ve biz o 89 yılında Sosyal Demokrat Halkçı Parti ile kazandığımız seçimin zevkini ve tadını hiçbir zaman yaşayamadık hizmet anlamında. O hizmetin içerisinde heyecan vardı. O hizmetin içerisinde aşk vardı, samimiyet vardı. Sonralarında baktık ki sürekli sıkıntılar. 2014 yılındaki yerel seçimde de Cumhuriyet Halk Partisi 1989 yılında kazandığı seçimde zafer yaşamıştı. 2014 yılında bir hüsran yaşadı, tarih yazdı, yine bir tarih yazdı. Dedim ki arkadaş iş başa düştü. Sen madem bu işi bildiğini iddia ediyorsun, madem sosyal demokrat bir belediye ve dünya görüşüne sahipsin, çık aday ol. O cesareti göster, o medeni cesareti göster. Bu niyetle çıktım. Dedim ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde ön seçim olması durumunda aday olur. Bunu da çok bilinçli bir şekilde yaptım. Bu söylemin altı çok dolu. Biz 89'da seçim kazanırken bizim adayımızı ön seçimle belirlemiştik. Başarının bana göre ana temeli buydu. Tamam, şartlar Türkiye'nin şartları uygundu, her şey ona müsaitti ama Cumhuriyet Halk Partili ve Sosyal Demokrat Halkçı Partili üyelerimiz de İsmail Kırdar başkanımıza sen bizi temsil et demişti. Ben de dedim ki, Cumhuriyet Halk Partili üyelerimiz beni aday gösterirse ben aday olurum, görevimden istifa ederim. Görevimde de emekliliğime 18 ayım vardı. Birinci sınıf devlet memuruydum. Protokolde koltuğum vardı. Makam arabasını kullanmaya yetkim vardı. Cebimde yeşil pasaportum vardı. Bunları terk ettim. Neden? Hizmet etmek için yaptım. Hizmet etmek için terk ettim. Ve Cumhuriyet Halk Partisi bu ön seçim kararını aldıktan sonra da görevimden istifa ederek aday oldum. İşi biliyoruz ve bütün sorumluluğu alarak Türkiye'de tıkanmış bir siyasetin, genel anlamda tıkanmış bir siyasetin önünde hayır diyerek, yerel anlamda yapılamayan işleri yapacağımı düşünerek çıktım, aday oldum. Bütün samimiyetimi de ortaya koydum. Sevgili vatandaşlarımızdan, hemşehrilerimden, kim olursa olsun rengi siyah olmuş, inancı farklı olmuş, dili farklı olmuş, herkesten o istiyorum. Ben birleştirmek için aday oldum. Turgutlu'yu birleştireceğine inanan bir insanım. Huzuru, mutluluğu getirecek olduğuna inanan bir adayım. İnşallah hep birlikte başaracağız. Turgutlu'da ve Türkiye'de değişim zamanı. Sorularımız bitti. Ben katılımcı arkadaşlara teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. İyi akşamlar.